Uluslararası lojistik hizmetleriyle dikkat çeken Taha Kargo, Orta Doğu lojistik sektörünün temsilcilerini İstanbul'da düzenlediği davetle bir araya getirdi. İşte o geceden detaylar geliyor ekranlarınıza. Saudiya Kargo, Türkiye Genel Satış Ajansı Taha Kargo, Orta Doğu lojistik sektörünün temsilcilerini İstanbul'da özel bir davetle bir araya getirdi. Taha Kargo'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda lojistik sektöründeki gelişmelerin yanı sıra Orta Doğu'da yaşanan sorunlar ele alındı. Uluslararası lojistik hizmetleriyle dikkat çeken Taha Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha, geceyi değerlendirerek yatırımları hakkında bilgi verdi. Bu gece davetimizde Saudi Arabistan Kargo Departmanı'nın Türkiye'deki genel satış ajantesi olarak Türkiye'de bulunan ajantelerimizi davet ettik, yani bayilerimizi öyle diyelim ve kendileriyle bu geceyi paylaştık ve sektörümüzün hava kargodaki lojistik hizmetlerimizin geldiği noktayı görüştük ve nasıl daha iyileştirebileceğimizi beraber ajantelerimizle istişare ettik. Lojistik hava, kara, deniz ve demir yolunu kapsıyor ve Taha Kargo olarak sloganımız dediğiniz gibi dünyaya rakı taşıyoruz diyorduk. Onu da diyoruz ama ona ilaveten şimdi hava kargoda 40 tane ülkeye biz ihracat yapıyoruz, mal taşıyoruz. Buna ilaveten Suudi Arabistan Hava Yolları'nın kargo genel ajantesini almamız büyük bir önem arz eder. Çünkü Orta Doğu'nun en büyük üçüncü hava yolu şirketidir. Ve bu sadece buradan yüklenen mallar Suudi'ye gitmiyor. Suudi Arabistan'da tüm Afrika ülkelerine yaklaşık 45 tane ülkeye biz şu anda Suudi Arabistan uçaklarıyla Türkiye'den mal ihraç ediyoruz, taşıyoruz. Bu da şu demektir. Taha Kargo yeni dönemde sadece Irak değil, tüm dünyaya açıldı, tüm ülkeler açıldı ve Türkiye'nin ekonomisine şu anda büyük katkıda bulunuyoruz. Çünkü Afrika'dan gelen, 45 ülkeden gelen müşterilerin mallarını sağ salim yükleyip gönderip ihracatında ve lojistiğini de sağlıyoruz. Saudi Arabistan'da bitmiyor bu iş. Türkiye'den, İstanbul'dan alıyoruz Cidde'ye, Riyad'a, oradan da ayrı uçaktan götürüyoruz Tanzanya'ya, Zambiya'ya, Gana'ya, Kamerun'a, Nijerya'ya. Kısaca tüm Afrika ülkelerinin kapısını Türkiye açmış olduk.